Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bu videoda kepçe ve forklift nasıl kullanılır bunu göstereceğim. İkisini de inceleyeceğiz. Şu an kepçe ile birlikteyim. Biliyorum çok tezat bir durum. Sahildeyim, yani hiç alakasız bir yerdeyim ama ne bileyim, bir denemek istedim. Bakayım burada bir şeyleri kaldırıp indirebilecek miyim diye. Ayrıca her gören fotoğrafımı çekiyor. Bir süredir buradayım. Sabit duruyorum ve herkes gelip cep telefonuyla çekiyor herhalde. Farklı geldi buradaki insanlara. Öncelikle şunu söyleyeyim. Normal araba gibi kullanılıyor arkadaşlar. W, A, S, D tuşlarıyla gidiyoruz. E tuşuna basınca evet, şöyle bir kornası var. Bakalım farlarını nasıl açacak. Evet. H tuşuna bastığımızda farlar da açılıyor gördüğünüz gibi. Evet, bu da bir sürpriz oldu. Neden bana vuruyorsun acaba? Yani burada video çekiyorum. Kepçe nasıl kullanılır diye. Oldu mu şimdi senin yaptığın? Bak ne oldu? Sana oldu yani. Bana bir şey olmadı. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. E yine korna. H tuşuna bastığımızda farları açılıyor. O herhalde korna çaldım diye kızdı. Halbuki kendi kepçemin kornası. Ona ne? Değil mi? Çok da fazla bir numarası yok aslında. Öndeki kepçe kısmını da numlock tuşlarından 8 ve 5 tuşuyla kaldırıyoruz ve indiriyoruz. Bu kadar. 8'e bastığımda bu şekilde kalkıyor. 5'e bastığımda böyle aşağı iniyor. Bunu kaldırayım diyecektim ama maalesef yıktık ya. Şu ileride bir tane var. Onu bakalım kaldırabilecek miyiz? 5'e basıyorum, tamamen yere iniyor. Ama 5'i bıraktığımda tekrar yukarı kalkıyor arkadaşlar. Böyle bir özellik var. Neden ben de bilmiyorum. Şimdi iyice yanaşıyorum. Ve 5 tuşuna basarak gidiyorum. Evet, bunu kavrayamadık alttan çünkü mesafesi yok. Bir arabayı kaldırsam daha iyi olacak aslında. Ne oluyor ya, gelen geçen aşağı atıyor. Bak sana ne göstereceğim şimdi. Bak bende ne var, gördün mü? Gel. Ne oldu, az önce artistlik yapıyordun. Neyse, ben sahilden gideyim. İyisi mi? Sahilden gideyim ben. Burada çünkü kimse beni istemedi. Şu direklerden geçebilecek miyim acaba? Evet. Lastik tekerlekli değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paletli. Yani bu daha güçlü ve dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Şu arabayı arkadan kaldırmaya çalışalım bakalım. Nasıl olacak? 5'e basılı tutuyorum. Yani 5'i bıraktığımda bakın kepçe birazcık havaya kalkıyor. Bunun nedeni şu sanıyorum ki, yani şu an tahmin ediyorum, yolda giderken yere sürtmesin diye otomatik olarak kendini birazcık kaldırıyor demek ki, böyle bir şey koymuşlar. 5'e basılı tutuyorum. W'ye basarak gidiyorum. Evet, arabanın altına iyice girdi. Hatta arabanın alarmı öttü farkındaysanız. Şimdi elimi 5'ten bırakıyorum. 8'e basıyorum. Ve kalkıyor. Evet, bayağı kaldırdım arabayı ya. Ama tabii ileri doğru kaydığı için birazcık benden uzaklaştı. Şimdi biraz manevra yapalım şöyle. Tam arkasına yaklaşırsak. Evet arkadaşlar, bu şekilde arabayı kaldırmayı başardım. Kepçeyle 8'e bastığım zaman evet biraz daha kalkıyor. Yani hem ileri gitmeniz lazım hem de 8'e basmanız lazım. Yoksa sadece 8'e basarsanız araba ileriye doğru hareket ediyor haliyle. Ya tamamen alabilir miyim acaba, bir deneyeyim.
Tamamen alabilecek miyiz bakalım kepçenin içine. Gerçi sığmaz zaten. Yani araba çok büyük. Kepçe o kadar büyük değil ama yine de bir deneme yapacağım. Evet, bu haçat oldu. Başka bir araba bakalım. Başka bir araba. Şurada bir otopark görüyorum. Otoparkın içinde bol bol araba var. Küçük bir şey bulursak daha güzel olur. Pek de küçük araba yok. Herhangi bir tanesini kaldırmayı deneyeyim tekrar. Evet, kaldırınca kaçıyor. Yani hem ileri gidip hem kaldırmak lazım. Aynı anda ikisini birden yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Hem 8'e basacağız hem de W tuşuna. Ama kepçe ufak olduğu için arabada içine sığmadığından her halükarda kepçenin dışına gidecektir. Arkadaşlar, bu şekilde kepçe kullanımı. Yani çok daha fazla bir şey yok açıkçası gösterebileceğim. Bu yukarı ve aşağı. Bu da 8 ve 5 tuşu ile mümkün. Geri gidiyor. Space'e bastığımızda yine fren oluyor. Ama zaten space'e basacak kadar hızlanmıyor. Yani ha gazı bırakmışsınız ha space'e basmışsınız, açıkçası aynı şey. Yani bıraktığım gibi duruyor zaten. Frene basmaya gerek bile kalmıyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi bundan aşağı iniyoruz. Tabii ki F tuşuna basarak. Hemen modumuzu açalım. Forklift diyelim. Evet. Şimdi bunu inceleyeceğiz. Forklift yine araba gibi kullanılıyor. WASD tuşlarıyla. Yalnız bunun tekerleği arkadan dönüyor. Yani arkadaki tekerlekleri dönüyor. Bakınız. Ön tekerlekleri dönmüyor. Neden? Daha iyi manevra yapabilmesi için. Biliyorsunuz forklift eşya taşıma işinde kullanılıyor. Böyle geliyorsunuz kaldıracağınız eşyanın altına. Sonrasında yine aynı kepçede olduğu gibi 5 ve 8 tuşlarını kullanıyoruz. 8'e bastığımızda böyle havaya kaldırması lazım normalde. Ama GTA 5'te ne hikmetse hiçbir şeyi havaya kaldıramıyor. 5'e basınca da aşağı iniyor. Bakın bu kadar. Kaldırdığı bu kadar yani. Daha fazla kaldıramıyor maalesef. Biraz daha hafif bir şeyleri kaldırabilir miyiz acaba, bilmiyorum. Bir deneme yapalım bir yerlerde. Bununla alakalı. Mesela şu arabayı arkadan kaldırmayı deneyelim. Yandan değil de. Hani tekerleğin bir tanesi yerde olduğu için daha az yük olur belki. Evet, 8 tuşuna basıyorum. Maalesef kaldıramıyoruz arkadaşlar. Elektrikli bir motora sahip sanıyorum ki. Hiç ses çıkmıyor zaten. Araba gibi kullanılıyor. Sadece dönüş sistemi arka tekerleklerden oluyor. Ön tekerleklerden değil.
8 ve 5 tuşlarıyla, numlock tuşlarındaki 8 ve 5 tuşuyla ön tarafını kaldırıp indirebiliyoruz. Şu motosiklet mesela, bir bakalım. Şimdi adamı öldürmek zorundaydım çünkü motosiklet lazım. Şimdi motosikleti şöyle kenara çekelim. Bunun da lastiği çıkmış ya. Neyse, dik durması yeterli benim için. Hayda, arkamı döndüm, yok. Neyse. Şuraya gelelim. Yeniden bir tane forklift alalım. Evet. Şöyle yandan da göstereyim. Hem de ben de görmüş olayım. Motor daha hafif. Bakalım motorda başarılı olabilecek miyiz? Evet, gördüğünüz gibi şu an 8 tuşuna basıyorum. Evet. Demek ki araba çok ağır olduğu için arabayı kaldıramıyor. Yani arabayı kaldıracak güce sahip değil. Motor daha hafif olduğu için motoru rahatlıkla kaldırabildi arkadaşlar. Böyle istediğiniz yere bunu alıp götürebiliyorsunuz, taşıyabiliyorsunuz. Gelen giden de vuruyor arkadaş ya. Bir şey yapalım dedik. Bak şimdi bak. Bak nasıl kaşınıyor ya. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.